Sıkıntı oldu. Yani hocam meydana bitki araştırması yaparken birazcık hani ne tür koysam diye bir düşündüm. Sonra renklendirmeyi göz önünde bulundurarak yaptım. Serbest çim alanlarıma daha çok toplu karma kullandım. Fon oluşturmak diye. Çalı, yer örtücü, ivreli olarak, grup olarak kullandım. Amfide gölgelendirme amaçlı bitki kullandım. Tür seçimini yaparken nasıl başladın? Tür seçimi yaparken ilk gölgelendirme amaçlı amaçladım. Daha sonradan birbirleriyle uyumlu olarak mevsimsel renklerine baktım. Öyle devam ettim. Şimdi Bitki aldım. tür seçimlerinde ilk işiniz bölgeye uyumlu türlerin Evet. belirlenmesi. Ha, evet o. İlk baktım. Daha sonra park ve bahçelerde kullanılabiliyor mu? Hani diye baktım meydanlarda. Yani ilk önce elinizde bitki listeniz bölgede yetişebilen bölgenin doğal veya denenmiş türleri nelerdir onları belirlemek. Bunun için de yapılmış akademik çalışmalar, daha önceki yaptığınız projelerdeki deneyimleriniz, bölgedeki fidanlıkların fidan listeleri gibi elinizde kaynaklar mevcut. Şimdi istersen şu lejantla devam edeyim. Şu an 3 mevsim yapmışsın sen. Yani 3 tane ayrı paftan var. Evet. Arkadaşlar anlamamış olabilir niye 3 tane istiyoruz. Bu 3 tanesinde de renkli alacağız sizden. Renklendirilmiş alacağız bitkileri. O mevsimlerde bitkilerin öne çıkan renkleri neyse, özellikleri neyse, onu haftanızda o şekilde renklendireceksiniz. Mesela senin burada şu kırmızı gördüğüm nedir? Kırmızı çınar yapraklı akçaçuca. Crimson King mi? Yani her zaman Crimson King. Evet. Dolayısıyla bu bitkin senin ilkbahar, yaz, sonbaharda da bu renk olacak. Ama kışın burası renksiz kahverengi görünecek. Anlatabildim mi Ayta? Evet hocam. Ona yönelik yaptım diğer pastalarımı da. Tamam. Yani burada anlatmaya çalıştığımız buydu. 3 mevsim. İlkbahar yazda hangi özelliği öndeyse ilkbahar yaz döneminde onu ortaya çıkarmak. Çiçekliyse çiçeğini, yaprağıysa yaprağını. Sonbaharda da gene sonbahar renklenmesinde bitkide nasıl bir değişim oluyor? Sararıyor mu, kızarıyor mu? Ya da değişmiyor mu? Onu ortaya koymak. Kışında o bitkilerin kışla ilgili bir vurucu özelliği var ise, mesela gövdesi beyaz veya gövdesi kırmızı, ne bileyim, her dem yeşilse kışında yeşil gözükecek şekilde. Bazı çalı türleri, otsu türler, erken ilkbahar, yani kış içerisinde çiçeklenebiliyor. Onların o dönem çiçeklendiğini göstermek. Beklediklerimiz bunlar. Şimdi lejantla ilgili biraz Ayten'in paftası üzerinden konuşalım isterseniz. Ayten, ne yaptın lejantta? Neler öne çıktı? Kısaltmalarına yer verdim hocam. Bitki Türkçe adlarına, Latince adlarına, boy, çap ve adetlerine yer verdim. Görüntünün senkronu nasıl? Geliyor mu hızlı? Biraz hocam. Şu an Geçti. yaprak dökenler bölümünü açtım lejantında. Oraya göre. Geldi mi önüne? Evet hocam. Tamam. Şimdi gençler, lejantta sizden bu simgeyi istemiyoruz. Simgeler zaten içeride yaprak döken, ibreli, yapraklı, neyse çalı, onları simge olarak pafta içerisinde yapıyoruz. Bizim için pafta içerisindeki renklendirmenin yanında bu pafta içerisinde, yani çizdiğiniz kısımda mutlaka kısaltmalarının verilmesini bekliyoruz sizden. Türkçe Onları isimlerini ver. Döneceğim, bakacağım oraya. Şimdi lejanta şurada var mesela altta. yapıyorum. Row of 3 demişsiniz. 3 tane adedini belirtiyor olması lazım. Evet. Robinia of ne mi, RO neyin kısaltılması, onu bulabiliyor olmam lazım. Şöyle Hocam bir veri yok. yaprak dökenler de değil, Açık bir. ibreliler de değil, ağaçlık ve çalılarda o zaman göreceğim büyük ihtimalle. Row, evet. Biberiye, Rosmarinus officinalis. Latincesini önüne alın. Ve latincesini yazarken Rosmarinus officinalis'in O'su küçük olacak. Tamam. Mümkünse italik yazın.
gösterim şekli bu. Gelelim Legend. Bu Legend listesi şöyle düşünün arkadaşlar. Bu Legend'ı alacak uygulamayı yapacak arkadaşınız, firma. Bu Legend'da fidanlıktan malzemeyi almaya gidecek. Yani pembe Ascus karneyi almaya gidecek bu arkadaş fidanlığa. Kaç tane alacak? 19 tane belli. Hangi boyda alacak? 1-1,5 metre boyunda demiştim. Yani yüksek boyu dediğimiz kök boğazıyla tepenin üst kısmı arası 1-1,5 metre. Çapı dediği, bunu nasıl dedin? 1-2 metre çap nedir bu? Ayten? Şey hocam, ben oradaki metreyi değiştirmiştim. 10-20 metre olacak normalde de. Hangisi 10-20 metre olacak? Hocam ilk pembe çiçekli at kestanesi olan. Yani metre kısmını metreye dönüştürmedim onları daha sonra. Şimdi Ayten, 10 ile 20 metre de olmaz burası. Fidanlıktan 10 metre boyunda ağız karneye alamazsın zaten. Bilemedim hocam, 3 metre 5 metre. Anlayamadım. Çap olarak verdiğim kuturu mu sormuştunuz az önce? Biraz geç geldim. 1-2, evet. 1-2 çap yazdığın hocam. Yerde 1-2 yazıyor ya. Bu kuturu olacak. Kutur nedir evet, bu kutur? Hocam gövdesindeki... Göğüs hizasını, senin göğüs hizandaki gövde kalınlığı. Dolayısıyla o da metre değil, santimdir. Evet anladın? Hocam. Dolayısıyla bu bölümü... Yani Legend işi şöyle önemli. Tekrarlayayım. Uygulayıcı, müellif bu Legend'i alıp fidanlıktan ürünü almaya gidecek. Bu Legend'da da gösterilen her şey fidanlıktan alınması için. Ne alacağını bilmesi için yapılıyor. Adedini, boyunu, çapını, kuturunu, eğer litre ise litresini, saksısını, yani nasıl tarif edebiliyorsanız o şekilde tarif etmek istiyorsanız o şekilde tarifini yapacaksınız. Yaprak döken gruplarken yaprak döken ne bu? Yaprak döken ağaç, yaprak döken çalı, yaprak tamam. Döken ne? Anlatabildim mi? Anladım hocam. Ve bunları ağaç, yaprak döken ağaçlar, yaprak döken ibreli ağaçlar şeklinde gruplayalım. Sonra yaprak döken çalılar, ağaç, yaprak dökmeyen çalılar şeklinde devam edebilirsin. Şöyle türlerine baktığımda ise Ascus yetişir, Tilya yetişir, Aser yetişir, Aser'in iki türünü kullanmışsın, ikisi de eşitliği, Lirodendron yetişir, Quercus yetişir, Carpinus yetişir, Aser bir daha aynısı olmuş, aynısı mı olmuş bir kim? Aser, Palmatum, tamam. Platanus orientalis. Şimdi yapraklı ağaç olarak bunların hepsi yetişir. Ama adet olarak, tür çeşitli olarak bundan çok daha fazlasını kullanabilirsin. Uygun yerlere gene renklenmemiz... Mesela burada kışın bir özelliği olan ağacın var mı? Bir dakika. Kışın. Yok hocam. Kışın bir kışın öne çıkacak özelliği olan mesela huşumuz var. Yapraklı ağaç ama kışın sanırım bordo rengini gösteriyor hocam. Bir daha söyle. Bordo yapraklı ağaç hocam. Kışın onun yaprağı üzerinde değil. Hocam kış başına doğru bordo yaprakları olmuyor mu? Son kışın yaprak üstünde yok. Aserlerin hepsi yaprak döküyor. Burada koydukları. Kışın ne yaprak dökmeyen kışın ağaç var mı? Şu an listemde yok hocam. Senin bildiğin var mı? Yok hocam. Yani aklıma gelmedi şu an. Evet, bunlar mesela Manolya'nın var mı yaprak dökeni dökmeyeni? Var hocam, her zaman yeşil Manolya. Yani bizim ülke, yani bizim bölgemizde boylu ağaç haline gelebiliyor mu? Geliyor. Geliyor. Mesela bir örnektir. Yaprağını dökmeyen yapraklı, geniş yapraklı bir ağaç türü bölgemiz için. Dolayısıyla sizin de bu ağaç ve çalı bütün türlerde artık bölgemizde çok tür biliyorsunuz. Yani en az bilenin en az 400-500 türe hakimdir büyük ihtimalle.
Ezberinde kalmamış olabilir ama yetişme ortamını görmüştür. Formuna hakimdir. Renklenmesine az çok hakimdir. Kampüsü gezseniz zaten en az 150-200 türe hakim olursunuz ki gezdiğiniz için hakim olduğunuzdan eminim. Dolayısıyla burada tür çeşitliliğinde biraz daha fazla bekliyorum. İbrelilere bakayım. Bir problem var mı? Pinus silvestris. Pinus silvestris nedir biliyor musun? Sarı çam hocam. Sarıçamın yaşam ortamının hangi yükseklikler arasında olduğunu biliyor musun? Yani 100-150 metrede olur mu Pinus silvestris? Çok daha yüksekte olması lazım. Senin burada 60'lı yüksekliklerin var. Evet Eşikler. hocam, metrelerde bile yetiştiğini biliyordum ama. Ha, yani dolayısıyla bu türün daha yükseklerde olan arkadaşlarının kullanacağı tür. Bu bölgede var mı? Var. Ama yükseldikçe yaşam ortamı buluyor kendine. 60-70 metrelerde değil. Tamam. Gelelim Doğu Ladin'e. Tamam, ladini kullanabilirsin. Bölgemizde. Ama şimdi doğal ladininden daha rahat olan bir türümüz var mı? Niye doğal ladinini kullandın? Hangi özelliğinden yararlanmak için kullandın? Yani piramit formunu kullanabilirim diye düşünüyorum. Tamam. Doğal ladinini bizim bu yüksekliklerde çok böyle başarılı bir görüntüsünü gördün mü şimdiye kadar? Bodur halini gördüm daha çok hocam. Biraz Evet. daha küçük. Bodurlarının da o işte nedir o konika olanını değil mi? Evet. Siyah konikaları onları gördün. Yani ne olabilir? Benzer forma sahip mesela sedruslar var değil mi? Sedruslar da çok daha başarılı bölgemiz, ha bizim bu yüksekliklerimizde. Acaba oraya mı yönlensek? Bir Sedrus Liban. alternatif olabilir. Efendim? Atlant. Libani'yi kullanmıştım o. Sedrus'un bir tane değil, bir sürü türü olabilir bizim burada. Libani'de olur, Atlantika'da olur. Anlatabildim mi? Deodora'da olur. Peki tuyalardan tuya ağaç olarak mı aldın? Ağaççık o. Açık hocam. Ha, yani bir alt tarafta olabilir değil mi? Grup olarak. Ginkgo'yu İbreli'den gösterdi. Tamam, Ginkgo da olur. Ginkgo biloba mesela bunu sonbahar rengini çok daha güzel yapmış olman lazım. Kırmızı niye bu arada burada hani Kahverengi şu yazın kahverengi mi? ilkbahar Tamam. yapmış olduğu için kahverengi olarak gösterdim hocam onu. Sonbahar Yeşil. olarak. Yeşil. Ha tamam. İlkbahar yaz yeşil. Sonbaharda sapsarı. Kışın yaprak döken. Anlatabildim mi? Anladım hocam. Mesela bu İbrelilerden yaprak döken var mı başka bildiğin? Yok hocam. Bak bakalım. Yaprak Bölgemizde yetişen yaprak döken İbreliler var. Onlardan bir bak hangilerini kullanabiliriz. Bu listeyi biraz daha genişletebilirsin. Ağaççık çalılarına şöyle bakıyorum. Aser, hibiskus, viburnum, lagostromia, sersis filipastrum, Juniperuslar. Bunları da ibreli yapraklı diye grupla. tamam hocam. Larus, Viburnum, Rosmarinus, Pyrinus, Prunus, Jasminum. Mesela Yaseminlerin bir sürü türü var yetişebilecek bölgemizde. Niye sadece onu tercih ediyorsun? Sprea, Prunus, Fotinia, Nervium oleander. Hadi 60 metrelerde donmayabilir. Viburnum tinus. Şimdi bana bunlardan kışın çiçek yapan hangileri var? Ya da en erken ilkbaharda çiçek yapan hangileri var? Çalılardan mı hocam? Hı. Evet. Çiçeklenme gösteren mi yoksa erdem yeşillik olarak mı hocam? Bir Çiçeğini erken ilkbaharda açanlar hangileri bunların? biberiye olabilir mi hocam?
Biberi yağıştı. Başka? Hocam Bu arada yeşil olarak kalıyor. mesela fotinye yazmışsın galiba. Evet, alev çalısı. Çiçeğini mi açıyor? Hayır hocam, yeşil Ama yaprak. erken ilkbahar renklenenlerden değil mi? Evet. Yaprak özelliği nedeniyle. Sarı çiçekli bir çiçeğimiz var mesela erken ilkbahar. Burada kullandın mı onu? Forsythia sanki gördüm gibi ama. Yok hocam, jasminim kullanmıştım. Yani bu liste çok daha fazla çeşitlenebilir. Ağaçlık, çalı, bu yani yapraklar bir ise bunu 10 olması, şey ağaçlar bir ise bunun 10 olması lazım. Anlatabiliyor muyum? Bu 10 ise diğer örtücülerinin 20 olması lazım. Yani burada sen bu yer örtücüleri kaçla geçmişsin? 1, 2, 3, 4, 5 taneyle geçmişsin. Yer örtücüleri de şöyle ayıracağız. Yer örtücülerin mevsimlik olanları her dem yeşil yani çok yıllık olanları. Anladın mı? Anladım hocam. Mesela koyun gözünü her mevsim kullanabiliriz. Öyle dedim. Mesela burada ne var her dem yeşil olan? Lavandula officinalis her dem Olabilir. yeşil. Evet. Koyun gözünü her mevsim kullanabiliriz. Begonya her dem yeşil değil. Anlatabildim mi? Eğer bu Anladım. begonyayı bir yerde kullanıyorsan begonya hangi dönemde çiçekli? Yaz ve sonbaharda değil mi? Değil mi Ayten? Evet hocam. Evet, bunun yerine bu olmadığı zaman ne gelecek? Onun da alternatifinin olması lazım. Mesela erken ilkbaharda ne koyacaksın buraya? Aa, iyi. Tabloda yan tarafına mı eklemeliyim hocam? Tabloda alternatifli ikisini beraber yazacağız ve bahardaki erken ilkbahar ve kış dönemindeki rengi neyse onu paptada yazınki begonyanın rengi neyse onu koyacağız. Anladın mı? Ve Anladım. bunları ben kaç tane alacağım koyun gözünü? Gazanyayı. İşte onu size soracaktım, bilemedim. Şey, metrekare babında mı değerlendirmeliyim? Yani metrekare olarak yazabilirsin. Metrekareye ne bileyim 10 Metrekare tane, 15 olarak tane bakıyorduk. özelliğine göre yazabilirsin. Ve oradaki metrajdan da işte diyelim ki 300 metrekarelik bir yere yapacaksan gazanyayı çarpı 15 onunla toplam adedi yazarsın. Bir de hocam, sarılıcı bitkilerde nasıl değerlendirmesini yapıyoruz, boy, çap, adet olarak? Bakalım buradan. Boy zaten uzunluk onda. Evet. Çapa gerek yok. Boy yani uzunluğunu verebilirsin. Tamam hocam. Çap Adet bölümüne olarak değerlendir. çap bölümüne de saksı büyüklüğünü verebilirsiniz. Şu kadar litrelik, bu kadar litrelik diye. Fidanlıkların satış kataloglarından şöyle bir göz geçir. Tamam. Önemli Tamam. olan boyu neticede. Mesela ne diyelim? Burada ne var? Hedera helix 3 metre boyunda demen zaten işi anlatmaya yeter ama ayrıca kap büyüklüğünde yazabilirsin. Çap değil yani bunlarda kap büyüklüğü yazacaksın. Çalılarda da kap büyüklüğü yazarsın veya çok dallıysa dal adet yani kaç dallı olması gerektiğini yazarsın fidanlarda zaten. Hocam, sarılıcı bitkilerde adet olarak değerlendirme yapmama gerek yok değil mi? Var. Var mı? Nasıl alacağım onu? Adet alacağım. Metre metre uzunluk olarak. Hayır, adet alacağım. Tamam. Yani koyduğun yer diyelim ki 3 metre, yarım metrede bir de sardıracaksan ya da 1 metrede bir de sardıracaksan ne bileyim 6 tane ya da adet kaç geliyorsa oraya o kadar adet yazacaksın. Tamam. Tamam hocam. Lejantta anlamadığım bir şey var mı? Hadi geçiyoruz şimdi pafta kısmına. İç bölüme. Ne eksik var? Çim türü. Şimdi burada çim alanlarda hangi türleri kullanacağız? Var mıydı? Göremedim. Bir daha bakayım. Ay, eklemedim hocam onu. Ama gösterecektim, unuttum. Evet, çim türü de burada göreceğiz. Şimdi bu tarafa gelince döşemelerden bir kere kurtulun. Tamam. Tamam hocam. Döşeme layer kapansın. Bazı özelliklerden bahsetmiştik. Mesela mekan oluşturma, ondan sonra yapıyla bütünlük, ondan sonra yönlendirme, bağ kurma, fon oluşturma, mimariye yardımcı olma gibi. Mesela şurada Amfi'nin grafiğini destekleyen bir iş yapmaya çalışmışsın ağaçlarla. Görüyorsun değil mi? Evet hocam, görüyorum.
Peki bu amfiyi öne çıkarmak istemenin amacı ne? Ya da bu amfiyi öne çıkarıyorsan bu meydan niye öne çıkarılmıyor mesela buradaki tekrarla yaptığın algı niye meydanda yok? Ne tam olarak konuştuğumu anlamadım. Meydanda kullandığım bitkilerde mi neden aynısını kullanmayı yapmadım? Şimdi bak burada bir tekrarla Evet. amfinin kavisi çizgisini vurgulamışsın. Evet. Şuradaki meydanda bu vurgu niye bu kadar güçlü değil? Aslında meydanda Sen plan görüntüsünde hangisi daha öne çıkarıyor gözü? Amfide hocam. Amfide. Şimdi karmaş ne demiştik? Karmaşa istemiyoruz. Bir şeyleri ortaya çıkarıp öne getirmek istiyoruz. Aslında Bu bitkiler öne çıkarmış evet. kompozisyonu. Peki burada bir karmaşa var. Anlatabildim mi? Evet. Dolayısıyla ne bizim öne çıkaracak? Renkse rengi, formsa formu, nelerle karmaşaya atlatabiliyorduk? Boyut, Buyur. tekstür, renk, şekil. Anlatabildim mi? Bunlar sayesinde vurgumuzu ortaya çıkarabiliriz. Şimdi şu tür nedir? Amfinin etrafındaki. Yapraklar Çınar yapraklı artık ağaç. Amfiyi hangi saatlerde kullanmayı planlıyoruz? hocam öğlen akşam yani Akşam üzeri saatlerinde genelde, değil mi? Öğleden sonra akşam üzerine doğru. Acaba bu ağaçlar gölgeyi düşsün diye mi, ilave bir hizmet sunsun diye mi düşündün? hocam öğlen saatlerinde gölgeye yardımcı olsun diye Peki düşündüm. güneşin ne taraftan geliyor? Kuzey sağ dönü doğru hocam. Kuzeyin şöyle gösteriyor. Evet, sağ doğru. Kuzey, güney, Hadi. değil mi? Evet hocam. Şurası doğu, şurası batı. Evet. Yani senin amfinin bakışı eğer akşam üzeri bir gösteri yapacaksan çok sorumlu bir bakıştı. Evet. O bitkilendirmenin de öyle bir fonksiyonu olmuyor dolayısıyla sana yardımcı olan. Evet hocam öyle düşünmüştüm. Peki bitkilendirmeyi bu hayatımızın konforunu, yaşam konforumuzu arttırmak için kullandığım bir yer var mı? Nasıl arttırıyorduk konforumuzu Ayten? Gölge, Gölge rüzgar, kesinlikle. gölge, Rüzgar rüzgar, kötü kesinlikle. görüntü kapatma, ondan sonra gürültü kapatma. Değil mi? Ne bileyim, rüzgarı yönlendirme istediğimiz yöne doğru. Sen burada bununla ilgili kullandığın bir yer var mı bu söylediğim gruplardan? Meydanda yani gölge etkisi yaratabilecek kullanmaya çalıştım. Şu meydan değil mi? Evet, tam çevresinde Evet, şunlar ilerler. ağaç. Şu kahverengi gözükenler ağaç mı? Onlar ginkgo biloba hocam yeşil olacak. Siz değiştirin demiştiniz. Tamam. Ginkgo Ağaç. biloba. Ağaç olacak yani. Evet. Acaba yeterli gölgeyi sağlama ihtimali var mı? Meydan Diyelim biraz ki olduğu bu için çapı yeşil ne? alanlar. Kaç çapa çıkabileceğini düşünüyorsun Ginkgo biloba'nın? Yetişkin yani bizim o yetişkin derken bu bölgede yetişkin olduğu takdirde çapı ne olabilir? 8-9 olamaz herhalde hocam bu. 10 metrenin üzerindedir. 8-9 üzerinde 10 mi? metre çapın üzerindedir. Dolayısıyla senin burası nedir? Ölçekten kontrol etmemiz lazım. Yani şurası 10'dan küçük ise 9 çok hocam şu an evet. çizim ölçeğinde problem var demektir. 9 Daha büyük alacaksın. Diyelim büyük. ki bunu gölge için bir de ne demiştik? Yapılarla uyumlu. Yani ölçeklendirilmiş olması lazım. Yani bitkilendirmen senin yapılarını ezmemesi lazım. Desteklemesi, öne çıkarması lazım. Diyelim ki şurada bir yapım var, değil mi? Ne bu? Poligon atış alanı. Bir mimari bütünlüğü olduğunu düşünüyorsundur herhalde burada meydana getirdiğine göre herhalde yapısal bir estetik içerisinde olacağını varsayarak burada bir bütün meydan düşünüyorum. Evet. Tamam. Eğer bunları böyle büyük ağaçlarla kapattığın takdirde eğer bu alana meydan içerisinde yaptığında büyük ağaçlarla kapattığın takdirde binalar gözükmeyecek. Bu senin istediğin bir şey mi?
Aslında değildi hocam. Kaç katlı bu binalar mesela? Tek katlı hocam. Tek Aslında yani katlı. gözden gözükebilir diye. Buraya koyduğun çaplı boylu ağaçların hepsi bu binaların kapanmasına sebep olacak. Evet. Dolayısıyla bir yapı ve bitki oranını da kaçırmış olacağız. Anlatabildim mi? Mesela bunların çevresine öyle yapacağına daha küçük boylu, daha boyutlarıyla uyumlu bitkilerle bir kompozisyon yapmakta fayda var. Ama ne olabilir? Hem gölge yapabilecek, hem boyut olarak küçük kalabilecek ağaççık olanlardan kullanabilirsin. Şurada hani bir kentsel, bu törensel alanları vurgulamak için bir görüntü vardı. Geometrik formda dizilmiş bitkiler vardı. Evet Sunumda hocam. hatırlıyor musun? Evet. Mesela burada bir geometrik formla dizilmiş bitki grubu yapabilirsin. Burada çok Anladım. dağınık duruyorlar. Ve bu yaptığın geometrik formlu ağaççıklarla bu meydanı da vurgularsın. Ve binalarında da ölçük olarak sıkıntı çekmeden tamamlayabilirsin tasarımını. Şimdi bir kompozisyon göster ki ben bunu yaparken işte yazı böyle bir renkle, kışı böyle bir renkle, sonbaharı böyle bir renkle geçirsin ve orada her zaman bir renk olsun diye planladım dediğim bir kompozisyon olsun. Nerede var o? Hocam kışın renklenen bir ağaççık bulamadım. Ay, ağaç. İlla ağaç olmak zorunda değil. Kışın renklenen, az evvel mesela huşu söyledim, beyaz gövdesiyle öne çıkar. Mesela Evet. kızılcık var. Kırmızı gövdeleriyle kışın öne çıkan. Hocam Dolayısıyla... mesela. Dinliyorum, söyle. Öyleniz olmuş. Geç geliyor birazcık, kusura bakmayın, şey yapamıyorum. Yol kenarına alle kulu mesela renk etkisi versin diye hocam pembe kestaneli pembe çiçekli asbestans kullanmıştım. Sonbaharda renklenmesi de önemli. Etrafında Şimdi şu yolda yürüyeceğiz değil mi? Şu senin herhalde şu, bunlar senin at kestaneli değil mi? Bu yolda yürüyeceğiz. İlkbaharda ya da yazın başında pembe çiçekleri gördük. Bu yolda yürüyen için ne düşündün başka? Pembe hocam. çiçekler 15 günde bitti. Sonra? Hocam sonra sonbahar etkisi. Buradaki bu hani pembe macı var ya, mesela bu yolu her mevsim pembe ve pembeye yakın tonlarda denk getirmeye çalışabilir misin? Böylece çok daha etkili pembe algısı her zaman burada kalır. Ağaçlar Olabilir 15 gün hocam. pembe, çalılar pembe pembe tonajı yazın açabilecek veya ilkbaharda açabilecek. Mevsimlikler veya yer örtücüler pembe ve pembe tonajı, bu yol komple her dönem pembe kalabilecek şekilde yapılabilir mesela. Evet. Böyle bir düşünceyle yaptığın bir yer var mı? Aslında meydanda pembe tonlarında daha çok ağaççık ve ağaç kullanmaya yönelik yaptım. Pembe tonlarında bir vurgu olsun diye. Mesela onu her mevsim mi düşündün, yoksa bir defa pembe geldi, denk geldi diye mi düşündün? İlk var son. Tamam. Eğer öyle düşündüysen problem yoktur. Şimdi gelelim. Şurada vurgu diye bir bitki kullanmışsın. Hangisi hocam şu an? İbreli, ibreli herhalde. Dondu mu ekran? Evet, sarı çam hocam. Ama Mesela yükseklikleri zaten sarı çamın hangi özelliği vurgu yapıyor? form hocam. Hangi formu? Dağınık formlu bir bitki. Efendim hocam. Sarıçam dağınık formlu bir bitki. Hangi formundan bahsediyorsun? Hocam soliter olarak kullanılıyor ya, o yüzden onu demek istemiştim. Daha çok Sarıçam. büyüklüğü. Sarıçamın soliter büyüklüğü. Öyle bir kullanımı yok Ayta. Hayır, boy çap oranı hocam biraz Büyük büyük ama olduğu için hani. yani onu soliter yapabilmen için tek olmaz. Yani bir orman içerisindeki boyutlandırmayla olur. Burada mesela tek soliter ne olabilir? İbreli mi yapmak istiyorsun? O zaman mesela ladin olabilir. Konik formlu. Ne bileyim.
sedirler olabilir. Hı. Ya da ibreli istiyorsam ters aşılı sedirler var mesela. Kültüre alınmış. Onlar olabilir. Taksus olabilir. Evet hocam. Gibi gibi. Şimdi peki burada vurgu yapmanın temel yardımcıları ne demiştik, hatırlıyor musun? Karmaşadan uzak, diğer özellikleriyle diğerlerinden daha farklı bir şekilde öne çıkıyor olması lazım, değil mi? Dolayısıyla bunu buraya koyduğunda eğer bu ne demiştik, arka taraf bu ince tekstürlüyse, eğer şu yoldan geçen için yapıyorsan bunu, ki bu yoldan geçen için yapıyorsun büyük ihtimalle. Yanlış mı söylüyorum? Evet hocam. Tamam. Yok hocam, doğru söylüyorum. Ha, bunun etrafına kaba tekstür getirdiğin zaman bundan daha önde gözükecek. Dolayısıyla evet, mümkünse etrafını ince tek daha rahat bırakmak lazım. Tek başına bırakmak lazım. Peki hocam, harfinin sağ tarafındaki saplı meşe var. Etrafında hem ağaçlık, çalı, ibreli kullanmıştım. O vurgu olarak kullanılabilir mi? Şurası mı? Doğru bir şey mi? Evet. Burada da bitkilendirmeleri demiştik, hatırlıyor musun? Bağ kurmayı unutmayın. Bağ. Yani bitkileri birbirlerinden koparmayın. Gruplar halinde bir araya getirin ve birbirlerine birden fazla noktadan değdirin. Evet hocam. Şimdi mesela gelelim buraya. Şu alev çalısı hocam. Gölgede, yarı gölgede yetişebiliyor diye. Böyle üç yere ayırmışsın. Üç yerde parçalamışsın bu bitkileri. Evet. Ben o slide'da anlatmaya çalıştım. Bu üçünü bir arada tutmanız. Şurada bak, yapmışsın ya. Tek parça bir grup bitkilendirme. Evet. Gayet iyi. Bu şekilde tutmanız. Şu ikisini de birbirinden koparmamanız. Yan yana kullanmam gerekiyor. Evet. Böylece birbirleriyle bağlı ve aynı zamanda birbirlerinden ayrı ayrı algılanabilir bitki kompozisyonu oluşturabilirsiniz. Şimdi gelelim bunların ekolojik istekler açısından birbirleriyle uyumuna. Şu büyük olan neydi? Büyük olan saplı meşe hocam. Quercus rubra. Bence şunlar ne peki? Nedir hocam? PRCEP neyi? Kırmızı erik büyük ihtimalle anlatmaya çalıştım. Şu seriyi, ilk hocam şu seriyi yapmaya karar vermiştim. Sonra değiştirdim. Büyük ihtimalle orada öyle kaldı. Tamam. Bunlar da alev ağacı. Evet hocam. Tamam. Burada bir pembe kırmızı ton. Daha sonra alev ağacıyla pembe kırmızı ton desteklemesi. Tamam. Evet. Şu nedir? Hangisi hocam? Bakalım. La in. Lagastromia indica mı? Evet. Lagastromia indica. Lagastromia indica mesela güneş isteği fazla olan bitkilerimizden. Evet. Eğer buradan güneş kuzey, şu bitkiden kaynaklı kuzey tarafında kalıp gölge kalıyorsa problem. Rekabet açısından Prunus'lar oyadan daha boyutlu, daha hacimli bir bitki. Dolayısıyla evet, eğer güneşlenme şu aşağıdan gelmiyorsa bu oya ağacının çiçeklenmesinde problem yaşarsın, ki aşağıdan geliyor, yaşamazsın dolayısıyla, benim hatırladığım. Evet, bu zaman aşağıdan geliyor. Aşağıdan geldiği için yaşamazsın. Peki şunlar ne? SUS. Cupressus sempervirens. Şimdi aşağıdan gelen ışığı bu Cupressus sempervirens kesecek. Rekabet açısından oyaya problem yaratacak. Dolayısıyla Cupressus sempervirensi yukarı doğru alıp hem de birleşim bağı kurarak bu kompozisyonu çok daha başarılı yaşayabilir bir hale getirebilirsin. Bir de ne demiştik? Sadece ağaçlıklar değil, çalılar, yer örtücüler bu bağları güçlendirir. Bu kompozisyona çalılar, yer örtücüler girebilir. Anlatabildim mi? Şu boylu ağaçların altını çöp alanı haline getirmeyin. Burada kullandığınız türler uyumluysa gölgeye mutlaka devam edin. Eğer uyumlu değilse, görüntü kaçtı. Uyumlu değilse de altına, neredeydi? Altına doğru uyumlu olabilecek ışık isteği az çalı gruplarıyla değerlendirin. Refüjünü niye bitkilendirmedin? Eksik kalmış sanırım. Refüjü de tamamlayacağız. Küçük alanlar, şimdi mekan oluştururken ne demiştik? Birbirleriyle rekabet etmesin mekanların. Hani boyutlanma açısından. Mesela şuradaki
şuradaki çim alan, şu ortada yaptığın grup var ya, Evet. şurada bir çim alan oluşturuyor ayrı bir mekan. Evet. Şurada bir çim alanı ayırıyor ayrı mekan. Şurada bir çim alanı ayırıyor ayrı mekan. Yani tek parça bir çimin nerede görebiliyoruz biz sende? Şurada görebiliyoruz. Bu kadar alanı parçalamana gerek yok. Yani bak burada da bölüyor. Bir ikiye bölüyorsun şu ortadaki bitkilendirmeyle. Bunları bir tarafa alabilirsin. Yani şurada bir kompozisyon oluşturmuşsun ya. Evet. Buradaki kompozisyonu bir daha burada bir kompozisyon oluşturarak rekabete sokmana gerek yok. Buradaki kompozisyon hem çim hem de ağaçlarla bir bütün haline gelebilir. Bu kompozisyonu burada değerlendirme. Buradan al başka yere. Nereye alabilirsin mesela? Rekabeti ortadan kaldırmak için. Bunu buradan alıp mesela şu köşede bir yerde kullanabilirsin. Anladım. Anlatabildim mi? Bir de ne demiştik? Tekrarda bu hani aynı türü tekrar tekrar yapmak var. Bir de tekrar da ne diyelim? Boyut olarak küçükten büyüğe doğru bitkilendirmeyi yaparak gözü yukarı doğru yönlendirin demiştik. Hatırlıyor musun? Şimdi mesela şurada bir kompozisyonum var ya. Bu Evet. kompozisyona en çok nereden bakış var? Nerelerden bakış var? Hocam havuz tarafı. Havuz tarafından da şuradaki sergi alanından da büyük ihtimalle. Ben de yaptım. Şimdi İlk başta sergi alanı tarafından baktığımızda bak buradan bakıyorum ya. Yer örtücü, çalı, ağaç yükseliyor. Gözü böyle bir yönlendiren, bir yukarı doğru yönlendiren bir evet. bitkilendirme formu var. Oluşturmak Bunu için. aynı zamanda az evvel dediğin gibi havuz tarafından bakarken de sağlayabiliriz. Yani şu taraftan. Daha etrafına tekrardan çalı yer örtücü ekleyebilir. Ha, yani şu havuzundan bu tarafa bakarken de aynı etkiyi yakalayabiliriz. Tamam. Giriş vurgusu var mı? Hani yapılarınızın girişlerini, mekanlarınızın girişlerini destekleyin diye bir bölüm vardı. Evet hocam. Sen de mesela şöyle bir ilgili şu sergi alanına girişle ilgili bitkisenden nasıl yararlandık? Hocam orada bitkilerde bir vurgu oluşturmadım sert zemin olduğu için. Ama buraları açarak saksı, kasa ya da Evet. eşil alanlar oluşturarak burada bir Evet. mekan ayrımı, giriş vurgusu yapabilirdin, değil mi? Burada mesela nerede girişle ilgili vurgu görebiliyorum? Şurada bir farklılaşma var. Amfinin üst kısmında. Meydan hocam ibreli hiç kullanmamıştım. Girişlerde sağ tarafta, aşağı tarafta ibreli kullanarak girişi vurgulamayı amaçladım. Mesela şu meydan girişi, şurada bir giriş etkisi yok. Evet, öteki Anlatabildim mi? taraf ana giriş olduğu için hocam oralar yayaydı. Dolayısıyla buraları bu mesela yayaysa yaya ölçeğine daha uygun. Yani daha ağaççıklarla. Burası daha geniş bir aks. Mesela buraları daha boyutlu Evet. ya da daha formlu bitkilerle vurgulayabilirsin. Mesela şu bina da neyse bu bina. BC mi? Giriş vurgusuna gerek yok. Çalıyla giriş sağlar. Evet Ayten, var mı sormak istediğim bir şey? Hocam oyun alanlarında nasıl kullanacağımı bilemedim üst tarafta. Şu mu? Sol üst Sergi taraf. diyor. Sol üst tarafta hocam. Sol üst tarafta. Evet, şimdi bir kere gölgelendirmeye ihtiyacı olan yerler. Yani bunu da bir ya da iki ağaçla sağlayabilirsin. Boyutlu ağaçla. Yatomantozu hocam. Tilya tomentosa 20 metreye kadar çap yapar bizim bu bölgede. Senin burada herhalde 10 santim falan kalmış. Kalmış olabilir. 12, 13 kullan. 13 kullandım sanırım. Yani en az 15 yap bunun çapını. Dolayısıyla burada bir tane bir sağa bir tane sola yapsan yeterli olur. Gölge amaçlı ki yönü de doğru yöndeyse eğer. Doğru yönde mi? Bilmiyorum. Bakarsın yani. Tamam. Ondan sonra bunun altını da çocuk boyutuna indireceğiz. Yani çocukların boyut yani ağaççık, çalı daha fazla onları kullanacağız. Gölgeyi sağladıktan sonra. Tamam hocam. Tamam. Çocuk Tamam. oyun alanında gölge birinci işlevimiz. İkinci işlevimiz eğer bir yol, araç yolu yani geçmelerini istemediğimiz bir hat varsa oranın
geçişini engelleyen bir bitkilendirme. Evet, sınırlandırma. Sınırlandırma. Ondan sonra bitki türü seçerken iğneli, zehirli, çocuğa zarar verecek veya çocuğun ona zarar vereceği kolay kırılan bitkilerden uzak durmamız lazım. Onlara dikkat ettikten sonra burada problem yaşamazsın. Mesela burada bağda gene problemim var. Mesela Wilbur'un sinüs yazmışsın yani şurada köşede. Evet. Wilbur'un sinüs her dem yeşil bir çalı. Evet. Yani şu küçükler ne? Alev çalısı. Alev çalısından çok daha büyük bir çalı değil yani. Burada bir boyutsal problemim var. Hocam, birinden, birinden birinin boyutu problemli. Dolayısıyla... Hocam, bunları biraz daha büyük kullandım. Ama boyut olarak birbirlerinden farklı değiller. Hatta Fotinia cerulata ya da ne dediysen alev ağacı Wilbur'un sinüsten daha fazla çap yapabilir. Tamam. Onları da mutlaka boyutlarıyla dikkatli davranmamız lazım. Başka bir sorun var mı? Yok hocam, teşekkürler. Evet, Ayten'in paftasından soru sormak isteyen var mı arkadaşlar? Herkes paftasında o sunumda gösterdiğim bütün o temaları nerede nasıl yaptığını bilerek yapsın. Mekanı nasıl, o bitkilendirmede mekan nasıl oluşturuluyor anlatmıştık. Ondan sonra vurgu, yani karmaşadan nasıl kurtuluyor anlatmıştık. Yaşam konforunu nasıl arttırabiliriz anlatmıştık. Bunların hepsini paftalarınızda düşünerek yapmanız lazım. Hani o sunumda her geçen slide sizden beklediklerimiz aslında. Fon, bina ile uyum, ölçek, ağaçların boyutları, bunlar sizden beklenenler. Anladığım kadarıyla başka da soru yok Ayten, senin paftanla ilgili. Yok. Peki. Teşekkür ediyorum sana. Ben de teşekkür ederim hocam. Çok sağ ol. Ayten'in paftayı kapatıyorum. Bir de bende kim vardı? Bu arkadaşınız bende değil ama. Hatice sen orada mısın? Hatice burada mı? Hatice burada değil. Pafta göndermiş ama kendisi yok. Evet gençler. Ben bir şeyler yaptım, bir göstermek istiyorum diyen var mı? O zaman ya ben çok iyi anlattım, hiçbir eksik bırakmadım, ya da siz çok iyi anladınız, hiçbir soru kalmadı. Ya da tam tersi, ben çok kötü anlatıyorum, soracak bir şey bulamıyorsunuz. Ya da hiçbir şey yapmadınız, gene soracak bir şey bulamıyorsunuz. Hangisi? Umarım ilkleridir. O zaman bitiriyorum arkadaşlar buradan kaydı. Hadi iyi çalışın. Vizeyle ilgili bilgilendirmeyi yaptım. Bütün paftaları ayrıca o gün tekrar yüklüyorsunuz kendi adınıza açılan yere. Bitkilendirmeyi de haftaya kadar tamamlıyoruz. Kaydı durduruyorum.